Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapabileceğiniz en kolay yaş pasta tarifim var. Kek hazırlamadan, fırın kullanmadan, bisküvi kullanmadan bu pastayı kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremasını hazırlıyoruz. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı dolusu un, 5 yemek kaşığı dolusu nişastamı alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Normal evinizde bulunan standart su bardaklarından kullandım şeker için. Kullandığımız su bardağı 160 gram arkadaşlar, 160 gram şeker kullandım. İçerisine 4 su bardağı sütümü ekliyorum. 1 adet de yumurta sarısını ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alacağım. Ocağıma aldım. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Koyuluğu bu şekilde arkadaşlar. Çok koyu gelebilir sizlere ama İçerisine krem şanti kattığımızda kıvamı tam oluyor. Hazırladığım kremayı iyice soğutuyorum. İyice soğuttuktan sonra çırpıcım ile biraz çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir paket krem şantimi ekleyip tekrar çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpalım. Pürüzsüz bir kıvama gelsin. Pastacı kremam tam istediğim kıvamda oldu arkadaşlar. Bu kremayı istediğiniz pastalarda, istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz. Şimdi kıvamda görüyorsunuz. Tam istediğim kıvamda. Bu şekilde 26 santimlik kelepçeli kalıbımı servis tabağımın üzerine koydum. Kedi dili bisküvilerimi de ortadan ikiye bölmüştüm. Ortadan ikiye keserseniz bu şekilde dizmek daha kolay oluyor yuvarlak borcam ya da yuvarlak kalıplara. Süt ile ıslattıktan sonra kedi dillerimi servis tabağıma diziyorum. Hızlı bir şekilde kedi dili bisküvilerimi diziyorum. Kedi dillerimi bu şekilde dizdikten sonra pastacı kremamın yarısını bu kısmı için kullanacağım. Birazını bu kısmına döktükten sonra her yerine eşit miktarda yayıyorum. Daha sonra üzerine muz ve damla çikolatalarımı ekliyorum. Toplamda 1,5 adet muz kullandım. Eğer küçük muzlarınız varsa 2 tane kullanabilirsiniz. Büyükse 1 tane kullanabilirsiniz. Muzlarımı bu şekilde dilimleyerek içerisine koydum. Bir avuç kadar da damla çikolata içerisine ekliyorum. Daha sonra pastacı kremamdan biraz daha alıp üzerine bu şekilde koyup üzerini kapatıyorum muz ve damla çikolatanın. Üzerinin düzgün olması için spatula ile güzelce düzeltelim. Daha sonra kedi dillerimizi dizmeye devam edeceğiz. Tekrar kedi dillerimi süt ile ıslatıp bu kısmına da diziyorum. Bu arada sizler de eğer tarifimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Eğer tarifimi beğenirseniz arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşıp daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Kedi dillerimi ikinci katına da dizdim. Bu şekilde dizdikten sonra geriye kalan pastacı kremamın bir kısmını
Üzerine döküyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyorum. Her yerine güzelce eşit miktarda yaydıktan sonra üzerine yine aynı şekilde muzlarımdan ve damla çikolatalarımdan koyuyorum. Bu şekilde muzlarımı aralıklı olarak koydum. İsterseniz aralık bırakmadan da muzlarınızı koyabilirsiniz. Veya iç malzemesi olarak farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yine aynı şekilde bir avuç kadar damla çikolatamı içerisine ekliyorum. Geriye kalan kremamı da muz ve damla çikolataların üzerine koyup üzerlerini kapatıyorum. Üzerini güzelce spotlightla düzeltiyorum. Her yerine eşit miktarda yaymaya dikkat edelim. Üzerinin düzgün durması gerekiyor. Son katımı da yapıyorum artık. Son olarak kedi dillerimi süt ile ıslatıp bu kısmına da diziyorum. Ve pastamın son katını bitirmiş oluyorum. Bu arada bu pasta için 2 paket kedi dili bisküvi kullandım. İçerisinde 4 paket oluyor arkadaşlar. Yani 1 paket kedi dilinin içerisinde 2 paket çıkıyor. Ben 2 paket kullandım. Toplamda 4 tane oluyor içinde. Benim kalıbım biraz büyüktü. İsterseniz küçük kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Daha az kedi dili kullanabilirsiniz. Bu pasta toplamda 24 kişiye yetecek kadar bir pasta arkadaşlar. Kedi dillerimi dizdikten sonra üzerini streç film ile kapatıyorum ve buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Bu arada krem şantisini hazırlıyorum. Krem şantisi için karıştırma kabımın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp kıvam alana kadar çırpıyorum. Soğuk süt kullanmak oldukça önemli. Kıvam alması daha kolay oluyor. Bu yüzden soğuk süt kullanmalısınız. Krem şantimde gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. Pastamı dolabımdan çıkartıp etrafındaki kelepçeyi çıkartıyorum. Bunun için etrafını bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Çünkü kremalar kalıba yapışmış oluyor. Çıkartırken zorlanabilirsiniz. Bu şekilde çizdiğinizde daha kolay çıkıyor. Dikkatli bir şekilde etrafındaki kalıbı çıkartıyorum. Kenarlarındaki pastacı kremasını spatula ile düzeltiyorum. Pastamın her yerini krem şanti ile kaplıyorum. Dışarıdan almak istesek bu pastanın fiyatı gerçekten oldukça fazla arkadaşlar. Sizler de evinizde bu pastayı kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiye kadar gördüğünüz yapım aşaması en kolay olan pastalardan bir tanesi olabilir. Kek hazırlamadan, fırın kullanmadan kolayca yapabileceğiniz bir pasta. Gördüğünüz gibi pastamın her yerini krem şanti ile kapladım. Kenar kısımlarını da güzelce sildim. Ve buzdolabıma tekrar koyuyorum. Çikolatamı eritmeye geçiyorum. Çikolatam eriyene kadar buzdolabında bekletiyorum. Bu şekilde fırın poşeti kullandım. Fırın poşetinin içerisine çikolatalarımı alıyorum ve bain-marie usulü eritiyorum. Fırın poşeti kullanma sebebimi de hemen söyleyeyim. Fırın poşeti sıkarken kesinlikle patlamıyor arkadaşlar. Buzdolabı poşetleri patlıyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çikolatam soğuduktan sonra pastamın üzerine gezdiriyorum kenar kısımlarını. Çikolatamızın da ılık olması gerekiyor. Çünkü krem şantinin üzerine sıkıyoruz. Orta kısmını süslemek için de beyaz çikolata ve sütlü çikolata kullandım. Tabii ki pastanızın üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Bu şekliyle de çok güzel gözüküyor. Pastamın yapım aşamasını bitirdim arkadaşlar. İsterseniz doğum günü pastası olarak da kullanabilirsiniz. Pastamı hazırladım. Artık dilimleme aşamasına geçiyorum. 12 dilim olacak şekilde dilimledim ama dilimlerinizi küçültürseniz 24 kişiye yetecek kadar bir pasta arkadaşlar.
Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmının görüntüsünü de göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten oldukça lezzetli bir pasta oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kıvamına da birlikte bakalım. Yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle herkes deneyebilir. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilgisiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.